Şimdi oldu. Recording. Tamam. Tunca internetten indirmek için 16 megabit per saniye indirme hızını tercih ederse ekranda bir an için aşağıdaki görüntü oluşur. İndirilen kısım %75, 12 saniye kalmış. Diyorum ki 12 saniyede %25'ini indirecek o zaman. %100'ünü o zaman 4 katı olacak. 48 saniyede indirecek. Peki dosyanın büyüklüğüne x diyelim. Saniye başına 16 indiriyor. 48 saniyede çarpı 48. Tunca internetten aynı dosya indirmek için 24 megabitliği kullanırsa kalan süre bölümünde 24, yani şurada 24 yazacak. Bakın. Şimdi 16 çarpı 48 24 saniyede 24 megabitle indirecek, daha o kalan kısım bu. O zaman bu 1'e 2 idi. Bu da 3'e 2 idi. Demek ki 3 bölü 4'ü kalmış ya da %75 kalan. Bize sorulan indirilen kısım, doğal olarak bunu %100'ü tamamlayacağız. %25'te indirilen kısım. Cevabı onun için Bursa olacaktı. Şimdi daha temiz oldu herhalde. Geçelim diğerine. Aşağı tablodan A ve B test kitaplarını oluşturma için kullanılan soruların derslere göre dağılım üzeri gösterilmiş. A kitabındaki soru sayısı B kitabındaki soru sayısından 200 fazla. Şimdi biz bunu şöyle yapıversek rahat olur diye düşünüyorum. Ya renkli olsun, siyah biraz orada kaybolur. A'nın soru sayısı 100A, B'nin soru sayısı 100B. O zaman bu 40A. 40A, 10A, 10A, bu da B. Şöyle olacak. Elimde ne var? 100A'dan 100B'yi çıkardığımda 200 olduğu söylendiği için A eksi B'nin 2 olduğu var. A kitabındaki sosyal dersine ait soruların sayısı A'daki sosyal 10A, B kitabın sosyal dersinden sonra sayısına kaç fazladır? Yani 10A eksi 15 sorulmuş. Gördüğüm gibi A eksi B'nin ilk katı 20 olacaktır. Yani soru. Çok bir şey yok. Diğer soru daha iyiydi bence, indirme sorusu. Bir sınıftaki öğrenci %40'ı matematikten, %30'u fizikten, %10'u ise bu iki dersin ikisinden de başarılı olmuştur. O zaman benim aklıma küme geliyor bunlarda. Bilmiyorum. Rahat oluyor. Onun için tavsiye ederim. Şimdi olumlu düşünelim. Bu arada kalan da olabilir. Şimdi şöyle yapalım. Matematikten geçenler M kümesini, fizikten geçenler F kümesini, popülasyona ya da toplam diyelim, niye popülasyon dedik? 100x olsun. %10'un her iki dersten de başarılı olduğunu göre ortaya 10x yazacağım. Matematikten %40 mı başarılı? O zaman geliyor sadece matematikten başarılı 30x. Fizik %30 olduğuna göre 20x. Topladığımızda 60x. Demek ki 40x her iki dersten kalmış. Her iki dersten de başarılı olan öğrenci sayısı fizikten başarılı olup da matematikten başarılı olan öğrenci sayısının yüzde kaçıdır? Ne demek istemiş bakalım. Her iki dersten başarılı olan öğrenci sayısı, yani 10x. Fizikten başarılı olup da matematikten başarısız olan, yani şu kısmın 20x'in ne kadarıdır? 20x de 10x, ne demek bu? Yarısı. %50. Yani. Bu soruların bazıları dolgu malzemesi gibi. Yani sona doğru daha iyi soru sorması gerekir. Bunlar biraz da böyle sayı dolsun gibi olmuş sanki. Kahve fiyatının çay fiyatından %20 daha fazla olduğu bir pastanede iki masa sadece çay ve kahve içilmiştir. Bu sınav sorusuydu galiba ama değiştirmişler. Yani böyle bir sınav sorusu olması lazım daha önceden.
Bu masalardan birincisinde eşit sayıda çay ve kahve içilmiş. İkincisinde ise içilen çay sayısı kahve sayısının yarısı kadar. İlk önce şöyle bir şey yapalım. Çay ne kadar olsun, kahve ne kadar olsun? Mesela diyor ki kahve veya da çayın %20 fazla. Yani burası 100 iken 120 olacak ki onu en sade haliyle 5'e 6 ya da 5x 6x tabii tam bilmiyoruz şu anda onu. Şimdi birinci masa, ikinci masa. Çay içilmiş, kahve içilmiş. Şimdi bu masanın birincisinde eşit sayıda çay ve kahve içilmiş. Yani A tane çay, A tane kahve. İkincisinde içilen çay sayısı kahve sayısının yarısı kadar. Kahve sayısı çayın iki katı o zaman. Doğru mu? Bu. İçilen çay ve kahve için iki masada eşit miktarda hesap ödeyecek. Yani A çarpı 5x. X'e gerek yokmuş ama neyse yazmış oldum baştan. Onun için devam ediyorum. 6x gidecek yani. Sonra B çarpı 5x. 6x çarpı 2B. Burası x'ler gidecek. 5A artı 6A. 5B artı 12A'yı da yazacaktım. Yok 12 B. Niye bunları böyle yaptım? Neyse artık yapmış olduk. 11A 17B. Demek ki burada 17 ise burası 11. Birinci masada içilen çay sayısının birinci masada içilen çay sayısının ikinci masada içilen kahve sayısına oranı. Yani A bölü 2B. A yerine ne yazacaktım? 17, B yerine 22 yazacağım. Cevap biraz kötü bir değer olsa da bu olarak karşımıza geliyor. Burada gene bak case'leri yapmak iyi oluyor. Yani şu tarz bir şey görmen açısından sanki daha iyi. X'e gerek yokmuş burada. 5, 6 alsam da olurmuş. Neyse onu sonradan yok ettik. Sanırsam bu tamam. Bu son soruymuş. Birazcık da kâr zarardan çözelim. Ondan sonra yarınki derste buradan devam ederiz. Yarınki derste biraz faydası olsun. Sürekli konuşunca yalnız inanılmaz yorucu. İnanır mısınız? Yani karşılık gelmeyince, yani bir nefes almayınca o 4. saat gerçekten kendim şu anda yorgun hissediyorum. Bir sayı yüzde artırmak isterken demiş. Ha, bu şeylerle ilgili soru üzerinden göstereyim. Öyle sayısal o zaman. Şimdi şöyle demek istiyor. 150 sayısının %20 arttırılmışını yazalım demiş. Biraz zorlamış Türkçesini ama. Şimdi şunu yapabilirsin. 150'nin %20'sini bulursun. 30. Sonra 150'ye bu yapılan artış miktarı o 180'dir diye bulabilirsin. Ama ya ben bunu boşuna uğraşıyorum diyenler için ki bence de öyle. 150 çarpı 100'ün eğer 20'sini alırsam yapılan zam ya da artış miktarını buraya 1 koyarsam 120 bölü 100'e yaparsam artıştan sonra ya da zamlanmış halindeki satış fiyatını alacağız. O da 180. Diye tek hamlede yapacağız. O yukarıdaki kutucuk bununla ilgili bir durumdu. Mesela burada da yine birinci yol uzunu sevenler için 150'nin önce 120'sini alırsın. 30, sonra 150'den 30'u çıkarırsın, 120. Ki bence gerek yok buna. Ben olsam şu ikinci yolu tercih ederim. 150, %20 indirilmiş hali, o zaman %80'ini alacağız. Bu da direkt 120 gelecek tek işlemle. 2400 TL maaş alan Selman Bey'in maaşı yılbaşında maaşı %12'si kadar arttırılmış. Zamlı fiyatını sormuş. Yani 2400'ün eğer %12'sini alırsan yapılan zam %100, yani bir koyduğun zaman da bu değeri bulacağız. Şimdi şöyle olacak. 2, 4, 8 birer basamak 8 olacak. Onu bulacaksın. Hocam şu anda yapmıyor. İki tane şık çünkü birer basamak 8 olduğu için direkt bulamadık. Bir elektronik mağazasında tüm ürünleri etiket fiyatı üzerinden
15 indirim yapılmış. Bu mağazada etiket fiyatı 1600 TL bir cep telefonu alan bir kişi kaç TL öder? O zaman 1600'ün %15 indirim yapınca %10-15 çıkınca 85. Şunlar gidiyor. Bu işlemin sonucu olacaktır. Otomobil satışlarında maliyet fiyatına göre önce değişik oranlarda özel tüketim vergisi ve ÖTV eklenmiş fiyat üzerinden %18'de katma değer vergisi eklenir. Yani verginin vergisini ödeme durumu söz konusu birazcık. Yukarıdaki bilgilere göre maliyet fiyatı 48 bin TL olan bir otomobil vergilendirilmiş fiyatı %45 ÖTV yapılacak. Yani 48 bin liranın %145'ini aldığımızda ÖTV'lenmiş fiyatı bu. ÖTV eklenmiş satış fiyatı. İşte bu fiyatın üzerine bir de %18 ekliyoruz. Yani 100, 118 olacak. Buradan biraz işlem yapman gerekecektir. Bunun işlemin sonucu kaç çıkarsa o senin cevabın olacak. Burada istersen şunu hesaplayabiliriz. Verginin vergisini ne kadar ödedik? Yani gelin biz onu hesaplayalım. Cevap buradan bulunacak bu arada. Onu zaten söyledik. 48 bin liranın %45'ini ilk önce ÖTV vergisi olarak ödüyoruz. İşte bu paranın yani ana paranın dışında ÖTV'den kaynaklanan bu para artışı bir de %18'ini de bakınız vergi olarak görüyoruz. KDV. Bu işlemin sonucu bakalım ne gelecek? Bir, iki tane sıfır gidiyor. Bir sıfır da buradan gitti. Bir, beşe böldük 9. Bir de burada 9. 48 ile 81'i bir çarpın bakalım ne geliyor? 48, 81 bakalım ne gelecek? 48 gelecek. 64 gelecek. 6, 32, 38. 8, 8, 8, 3888 lirayı ÖTV'den kaynaklanan fiyat şişmesinden dolayı %18 ile indirim. Yani bu verginin vergisi olmuş oldu. Bu şu anda arabalarda veya herhangi bir şeyde olan gerçek bir durum, belki daha fazladır. Bu biraz sanki adil olmuyor. Buradan da ceza yemeyelim bile. İkimizliye ki hocam. Yani 200 şey kişi olarak. izliyor. 195 Hayır. üyenin. Hayır yani böyle üst makamlardan biri izlemiyor ya. Çok sıkıntı olmaz bence. Bunu dedik Ya. evimize herkes geliyor Hadi bakalım. bir de. Burada satış fiyatı eksi maliyet ya da diğer bunu söylüyor. Zararsa her zaman biz satıştan alışı çıkalım. Yani satıştan alışı çıkalım. Artı çıkarsa kâr ettiğimizi, eksi çıkardığımızda zarar olduğunu bilelim. Yeterli. Öyle yer değişikliğe çok gerek yok. Şimdi bir beyaz eşya mağazası KDV bizden kampanyası düzenlemiş. Kampanya boyunca satılan ürün %18 KDV eklenmiş. Etiket fiyatları üzerine KDV miktarı düşürülerek satılacakmış. Bu mağaza etiket fiyatı 2950 TL olan bir buzdolabını kaç TL'ye satılır demiş. Şimdi o zaman burada ne olacak? 100x'tik biz. KDV eklediğimizde bu fiyat %18 eklenmiş hali 118x olmayacak mı? Bu işte 2950. Bunu gidelim 18'e bölelim mi? 118'e pardon. 2950 bölü 118. 2 ile çarptık. 236. 15'ten bu 9. 8'den 3. 5. Bu. Burası da 0'dan 5 olacak galiba. Evet. 590 geliyor. Evet. Tam da denk geldi. Şimdi bu işlem sonucunda 25 geldi. Demek ki
100x dediğim şey 2500 TL'ymiş bizim bu ürünümüz. Bunun üzerine %18 yani 450 lira KDV bekleniyormuş. KDV'sini ödemeyecek. Sadece ana parası ödeyecek. 2500 lira olacaktır. Şurada arkadaşlar şu sorudan sonra duralım. Biraz ben dediğim gibi yoruldum. Yarın buradan devam ederiz. Maliyet fiyatı MTL olan ürün %45 karla satılmış. Yani maliyetin %45'ini eğer bulursan yapılan karı 145 yani buraya 1 yazarsan 145 bölü 100'e çarparsan karlı satış fiyatını bulursun ki o da 2M-33. Buradan 145M 200M-3300 3300 eşittir 55M'den 11 ile sadeleştirdik mi 300 11 ile sadeleştirdik 500M 5M pardon M'miz buradan 60 demek ki 60 liraymış maliyeti karımız istersen 60'ın %45'ini bul istersen 2M-33 demiş ya satış fiyatını 120-33 87 60 liraya mal ettiydik. 60 lirasını çıkaralım o zaman. 27 kârımız. Sanki öbürkü daha mı kısaymış? Şurası daha iyiymiş. Gibi. Bayağı soru çözdük. Bugünlük arkadaşlar bu kadar olsun. Katılım da gideri gaz almış. Görüşürüz yarın. Buradan devam ederiz. İyi akşamlar. Görüşürüz hocam. Teşekkür ederim.